TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ara zammının perşembe günü açıklanabileceğine dair kulis bilgilerini de paylaştı. Ayrıca asgari ücretle ilgili rakam da verdi. Beraber göreceğiz. En merak edilen konu da asgari ücretin ne kadar olacağı. Bugünkü son toplantıda hem işveren sendikası hem işçi sendikası, biliyorsun, bir 500 dolar civarında bir fiyattan bahsedilmişti. Her iki sendikada bunun dolarla değerlendirilmesinin çok Erdoğan abi yanlış olduğunu söylemişler ve oran %30 ila 35 arasında, yani 11 bin ila 11 bin 500 lira arasında gidiyor geliyor diyebilirim. Bu bilgiyi verebilirim. Temmuz zammı öncesi bankaların emekli promosyonlarında yapacakları düzenlemelerde merak konularından biri oldu. Emekli promosyonları, emekli sayısının artması ve maaşlara gelecek zamlar öncesi şimdiden güncellenmeye başladı. Maaşlardaki işte Temmuz ayındaki gelecek artış beklentisiyle promosyonlarda da, emekli promosyonlarında da artış bekleniyor. Milyonlarca çalışan merakla Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam oranını bekliyor. Bankalarda emekli promosyon ödemelerini yeniliyor. Banka promosyonları hem artan emekli sayısı hem de verilecek emekli zammı öncesi güncellenmeye başladı. Temmuz zammı öncesi bankalar emekli promosyonları için kesenin ağzını açtı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranının yanı sıra refah payının da etki edeceği Temmuz zammı öncesi birçok özel banka emekli promosyonlarını güncellemeye başladı. Bankalar emeklilerin aldığı ücrete bağlı olarak promosyon tutarlarını belirliyorlar. Ne kadar çok emekli maaşı alıyorsanız, emekli maaşınız ne kadar yüksekse alacağınız promosyon tutarı da o kadar yüksek oluyor. Burada tabii şu an piyasadaki bankalar arasında 8 bin, 10 bin liraya kadar promosyon ücreti en yüksek ödeyen bankalar var. Ama emekli maaşlarındaki artışa göre işte %25, %30, %40, %50, ona göre de promosyon ücretinin artışını bekliyoruz. Şu an yeni bir tutar yok. Veyahut da bazen bankalar işte yılın belirli dönemlerinde kampanyalar düzenliyorlar. İşte yeni hesap sahipleri, yeni müşteriler kazanmak için. Dolayısıyla emeklilerimiz biraz beklesinler. Hem maaş artışları belli olsun, hem de bankaların yeni promosyon ücretleri belli olsun. Ondan sonra tercihlerini yapsınlar. Peki emekli maaşı taşıma işlemi yaparken veya emekli promosyonları için banka seçerken nelere dikkat edilmeli? Vatandaşlarımıza, emeklilerimize çağrımız. Bir kere bankalar arasında mutlaka mukayese yapsınlar. Mevcut promosyon ücreti aldıkları bankaların hizmetlerini değerlendirsinler. Eğer bankalarından memnunlar ise ve diğer bankaların teklif ettiği promosyon ücreti daha yüksekse kendileri mukayese yapsınlar. Her bir emeklimiz kendi durumunu değerlendirsin.